Abi, güzel araba geldi. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Acelem var. Hemen çıkar mı? Rica ederim efendim. Bizim bütün olayımız bu zaten. Ekspres servis diye boşuna yazmadık tabelaya. Anahtarlar üzerinde kalsın lütfen. Elemanlar köpük ünitesine çekecekler. Hı. Ayakta kalmayın. Müdüriyete buyurun. Şahane çayımız var. Sesimizin ikramıdır. Patron. Meslek nedir abicim? Bir döviz biron var. Aşağıda çarşıda. Güzel. Bu taraflarda mı abi? Evet, yukarıda. Etilerde. Maşallah, maşallah. Ne bekleriz abi? Bunların bir tanesi ev, öteki de iş yeri anahtarına benziyor. İkisinin de adresini öğrenmeden geldim. Tamam abi. Hadi acele et, kaybetmeyiz. Abi, az önce polis telsizinden çok enteresan bir haber duyduk. Nedir? Şu Adanalı abi. İstanbul'a geri dönüyormuş. Güzel. Ben de tam sıkılmaya başlamıştım. Abi, bir şey soracağım sana. Hı hı. Bu Adanalı senin küçüklükten, mahalleden arkadaşın oluyor değil mi? Hı hı. Kan kardeşim oluyor. Aynı mahallenin çocuğuyduk biz Adanalı'yla. Beraber büyüdük. Aynı okullara gittik. Polis kolejinde bile sınıf arkadaşıydık. Polis koleji mi? Otur lan. Polis değilim ben. Abi neden gittin o zaman polis kolejine? Başka okul mu kalmadı koskoca memlekette? Bir dolduruşa geldik gittik işte. Mezun olduktan sonra 3-4 sene birlikte görev yaptık Adanalı'yla. Sonra ben sıkıldım. Kafam başka işlere kaydı. Birkaç disiplin olayı falan derken ihraç ettiler beni teşkilattan. Ha, iyi bari ya. Ben de dedim hani kaç yıldır birlikteyiz. Kumpas olayı falan. Ya abi o zaman biz torpilliyiz bu Adanalı'dan ha? Hani kankalık müessesesi gereği bize bir sıkıntı yaşatmaz herhalde. Psikopatın önde gideni Duru. Bir açığımızı yakalarsa gözümüzün yaşına bakmaz. Ama Adanalı'ya bu İstanbul'u dar etmek de benim için ayrı bir keyif olacak tabii.